Merhabalar sevgili izleyiciler. Dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmeleri aktaracağımız haber saatiyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Afrika ülkeleri dini liderler zirvesinde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler vardı. ...1994 yılındaki, burası çok önemli, Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden iyi biliyorsunuz. Batı dünyası ve Birleşmiş Milletler Ruanda'da tam 3 ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretmiştir. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur. Net konuştu. Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülkelere yıllar önce Ruanda'da yaşananları hatırlatarak cevap verdi. Öyle ki Kagera Nehri devasa bir kabristana dönüşmüş, sadece bir günde 60 bin insanın cesedi kıyıya vurmuştur. Sahada devam eden vahşete rağmen bu batılı devletler soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından dahi geçirmemiştir. Aynı şekilde Somali'nin senelerce iç savaşta boğuşmasının arka planında kimlerin menfaati olduğu malumunuzdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika ülkeleri dini liderler zirvesinde çıktı kürsüye. Hedefinde Batı ülkeleri vardı. Kendilerine, kendi vatandaşlarına hak gördüklerini, Afrika ve diğer coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar. Demokrasiyi size ve bize çok görüyorlar. Refah, huzur, ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar. Bunun için de etnik ve dini farklılıkların kışkırtılmasından darbelere, iç savaş tarihinden yaptırımlara kadar ellerindeki her imkanı kullanıyorlar. Erdoğan tarihi bir itirafı hatırlatarak bizim tarihimizde ırkçılık, sömürgecilik, işgal, katliam yoktur dedi. Burada bir batılı devlet adamının şu ibretlik sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir. Evet, yaklaşık bir asır önce William Churchill'in avam kamerasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir. Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne dayanan kibrinde hiçbir azalma, eksilme olmuyor. Bitti iddia edilen sömürgecilik, yeni yöntemler kullanılarak, yeni biçimler alarak devam ettiriliyor. Bizim medeniyetimizde her insan en büyük kalemin çizdiği nakıştır. Bu topraklara İslam mührü vuran Allah dostları bize, yaradılanı sev, yaradandan ötürü diye buyurmuşlardır. Ecdadımız yönettiği 22 milyon kilometre karenin her karışında adaleti ve hakkaniyeti gözetmiştir. Bunun için bizim binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde ırkçılık yoktur. Sömürgecilik yoktur. İşgal, zulüm, katliam yoktur. Ülke ve millet olarak hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah devşirmenin peşinde koşmadık. Türkiye'ye
Türkiye ile Amerika'nın anlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider güvenli bölge konusunda fikir alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. İki lider görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulundu. Erdoğan daha sonra görüşmeye dair Twitter'dan açıklama yaptı. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum dedi. Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik arada bugün ikinci gündü. Son 36 saatte teröristler 14 taciz atışı yaptı. 5 günlük süre salı günü akşam sona erecek. Bu sebeple gözler salı gününde. Amerika ile varılan mutabakat Perşembe akşamı saat 22 itibarıyla yürürlüğe girdi. Verilen arada bugün ikinci gün. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 36 saatte teröristler 14 taciz atışı yaptı. Öte yandan bakanlık, Fırat'ın doğusunda hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Güvenli bölge için harekata 120 saat mola verilirken Türkiye sözlerin yerine getirilip getirilmediğini izliyor. Amerika ile mutabakat dışında Münbiç, Aynel Arap ve Kamışlı düğümü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çözülmeye çalışılacak. TSK ve Suriye Milli Ordusu ise Amerika'nın bir oldu bittiyle rejim ve Rusya'ya bıraktığı Münbiç sınırında Türkiye'den gelecek harekat emrini bekliyor. Amerika ile mutabakatın ardından gözler 22 Ekim'de Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin zirvesine çevrildi. Görüşmede Erdoğan'ın Suriye halkının umutlarına vurgu yapması bekleniyor. Çünkü hudut hattında halkın istemediği her çözüm yeni göç dalgalarına neden olacak. Amerika ile varılan anlaşma sahada uygulanıp terör örgütü 32 kilometre derine çekilirse Türkiye geniş bir bölgeyi operasyon gereği duymadan terörden arındırmış olacak. PKK'nın çekilip çekilmediği istihbarat İHA'larıyla anlık takip ediliyor. Amerika'ya verilen 5 günlük süre salı günü saat 22 itibarıyla sona erecek. Her şey yolunda giderse terör örgütünden arınmış olan bölgede saha temizliğine başlanacak. Teröristlerin açtıkları tüneller, çukurlar kapatılacak. Türkiye'ye karşı yapılan toprak yığınlar yerle bir edilecek. Saha temizliğinin ardından bölge sivil yaşama uygun hale getirilecek. Son aşamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi Suriyelilerin hayatlarına devam edebilmeleri için imardan sağlığa kadar her alanda adımlar atılacak. 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı ekonomiye olumlu yönde yansıdı. Dolarda düşüş oldu, borsa prim yaptı, enflasyon beklentisi indi. İşte detaylar. Allahu Ekber. Barış Pınarı ile terör örgütüne ağır darbe indiren Türkiye, Amerika ile müzakerelerde istediği sonuca ulaştı. Sahada kazanılan başarı, diplomatik başarıyla taçlandı. Bu durum ekonomiye de doğrudan yansıdı. Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda Amerika ile varılan anlaşma piyasalara pozitif yansıdı. Dolar 5,75 seviyelerine kadar gerilerken borsa %3,7 prim yaptı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ikili görüşmesinin başladığı dakikalarda 5,90 civarında hareket eden dolar kuru, toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla birlikte 5,81 seviyelerine kadar çekildi. Dolar sabahsa 5,75 seviyelerine kadar geriledi. Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu TÜFE beklentisi 13,96'dan %12,69'a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %12,21'den %11,18'e düştü.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla teröristler Nusaybin'de sivilleri hedef almıştı ve saldırıya geçmişlerdi. İlçede o saldırılarda evlere zarar görenlerin hanelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Nusaybin'de hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlçenin çeşitli mahallelerine isabet eden havan ve roketler sonucu birçok ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri kaymakamlık ve polise gelen ihbarlar sonucu hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu. Sivilleri hedef alan saldırılarda mahallede, ev, iş yeri ve araçlarda oluşan hasarlar kayıt altına alınarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar başladı. 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD, YPG kontrolündeki Kamışlı'dan Nusaybin'e atılan havan ve roketler sonucu 11 sivil vatandaş şehit olmuş, 59 vatandaş da yaralanmıştı. Şimdi yurttaki gelişmelere bakalım. İstanbul'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Kadıköy'de bir apartmanın 7. katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İstanbul'da gece saatlerinde yangın paniği vardı. 11 katlı bir apartmanın 7. katından yükselen alevler sonrası yoğun duman oluştu. Apartman sakinleri mahsur kaldı. Yangın Kadıköy Caddebostan mahallesinde yaşandı. Nasıl başladığı bilinmeyen alevlerin giderek büyümesiyle itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan caminin son durumuna bakacağız şimdi de. Caminin iki minaresi de bir haftalık çalışma sonucu tamamen söküldü. Avcılar'daki caminin ikiz minaresinin yıkım işlemleri de tamamlandı. Mega kent İstanbul'da 26 Eylül'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, birçok bina zarar görürken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin de minarelerinden birinin külah kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minaresinin sökümü geçtiğimiz hafta tamamlandı. Ekipler 3 gün önce ibadethanenin ikiz minaresi için çalışma başlattı. Vinç yardımıyla 3 parçada sökülen minarenin son kısmı da bugün yıkıldı. Minareleri yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak. İstanbullular güne sisle uyandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen doğa olayı Boğaz'daysa seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Sabaha karşı kendini göstermeye başladı. Saatlerin ilerlemesiyle de etkisini sürdürdü. İstanbul gözlerini sisli havaya açtı. Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalınca sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul şehir hatları da sisli havadan olumsuz etkilendi. Bazı seferler iptal edildi. Sis nedeniyle Levent bölgesindeki gökdelenler bile kayboldu. Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten gri bulutlar drone'la görüntülendi. Dev proje olarak bilinen Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı. Devam eden çalışmalar geliyor ekranlarınıza. Gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı. Yani bir nevi yarılandı sayılır. Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planlandığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektromekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak. Gaziantep'in Araban ilçesinde yıllar önce değişen yarım asırlık borularda sık sık meydana gelen arızalar vatandaşı da işçileri de bezdirdi. İşçiler sürekli arıza tamir etmekten, vatandaşsa susuz kalmaktan yakındı. Arabanlılar zor günler geçiriyor. İlçede Nisan ayından bu yana yaşanan arızalar nedeniyle sürekli su sıkıntısı yaşanıyor. Aslında yarım asırlık asbestli su boruları 2011 yılında değiştirildi. Ancak borularda sık sık patlamalar yaşanıyor. Araban ilçesinde 2011 yılında değişen su şebekesi 4-5 yıl sonra 2019 yılının Nisan ayından sonra meydana gelen su patlakları arabanın genelinde çoğaldı. Yaklaşık 2,5 milyon liralık harcamayla yenilenen hatta yaşanan arızalar hem işçileri hem de vatandaşı bıktırdı. Vatandaşlar kimi zaman saatlerce, kimi zamansa günlerce susuz kalabiliyor. İlçe merkezindeki Mehmet Göçek Mahallesi Muhtarı Hacı İlik, sorunun giderilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yardım istediklerini belirtti. Bu sorunlarımızın giderilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in yardımlarını bekliyoruz. Türk gönüllülerin girişimiyle kurulan Aslan Vakfı hem çocuklara hem de annelerine kurs veriyor. İşte eğitim projesinin detayları. Onlar Türk eğitim gönüllüleridir. Afrika'nın önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda Türkiye'den giden eğitim gönüllüleri Aslan Vakfı bünyesinde bölge halkına eğitim desteği veriyor. Türkiye'den neredeyse 6 bin kilometre uzaklıkta bulunan adaya giden gönüllüler, iyi eğitim almakta zorluk çeken yoksul çocukların gelecekte başarılı birer birey olmaları için onları birçok branşta eğitiyor. 40 tane öğrencimiz var ana sınıfımızda. Onun haricinde bir çocuk üniversitemiz var ve o aslında biraz daha alternatif eğitim olarak geçiyor. Bilim sınıfımız, drama, tiyatro sınıfımız, bilgisayar sınıfımız ve sanat ve spor sınıfımız var. Sosyal sorumluluk faaliyetleri sadece çocuklara verilen eğitimle de kalmıyor. Aynı kampüs içinde anneler için de meslek kursları açılmış durumda. Bizim burada bir kafemiz, bir dikiş atölyemiz, bir ana sınıfımız ve bir çocuk üniversitemiz var. Temel olarak 4 tane projenin üzerine çalışıyoruz. Aslan Vakfı Operasyonel Müdürü Ömer Faruk Cura projelerini sosyal girişimcilik olarak tanımlıyor. Bir şey yapıyoruz, sosyal girişimciliği deniyor. Yani bir tarafta burada yaşayan halka destek olurken bir taraftan bir iş yürütmeye çalışıyoruz. Dikiş atölyesinde ürettiğimiz bütün bebekler, çantalar kafemize dönüyor Zanzibar şehrindeki, Zanzibar Town'da Zanzibar Town'a dönüyor. Ardından orada edilen bütün gelir tekrardan projeleri destek amaçlı buraya ve kadınlarımıza dönüyor. Cura projeyi emin ellere teslim edene kadar bölgede kalmaya devam edeceklerini belirtti. 3 aylık olan görev süremiz, baktık ki yapılan iş gerçekten mükemmel ve kalbimizle yapılan bir iş. Burada kalmaya karar verdik. Bir şekilde devam edeceğiz. Ne zamana kadar devam edeceğiz? Ne zaman ki gerçekten güvenilir insanları, lokal insanları bulduk ve projeyi onların eline teslim edebileceğiz, o zamana kadar buradayız. Festival için Bursa'da bulunan AK Parti milletvekili Mustafa Eskin, kolu kırılan çocuğa müdahale etti. AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Eskin, kolu kırılan çocuğu tedavi etti.
Bursa Mustafa Kemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği yöresel ürünler tanıtım festivaline katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, programın ardından akşam saatlerinde devlet hastanesini ziyaret etti. Hastanede tedavi gören vatandaşları ziyarete giden milletvekili ve aynı zamanda ortopedi uzmanı olan Mustafa Eskin, düşme sonucu kolu kırılarak acile getirilen küçük bir çocukla karşılaştı. Hastaya hemen müdahale edilmesini isteyen Eskin, küçük çocuğun röntgen filmini çekerek kırık olan kolunu alçıya aldı. Ömer ismindeki küçük çocukla bizzat ilgilenerek tedavi eden Eskin, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ambulanslar hayat kurtarmak için yollara çıkıyor. Zamanla yarışan sağlık görevlileri için hız ve güvenlik de oldukça önemli. Ambulans sürücüleri sahaya çıktı. Parkurun tozunu attırdı. Belirli başlı parkurlarımız var. Bütün parkurlar, hani hiçbirinden birini ayıramayız. Göstermiş olduğumuz parkurların hepsi de öğrencilerimiz için, bizim kursilerim için hepsi önemlidir. Ambulansın manevra park kabiliyeti hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Daha kontrollü sürmeyi öğreniyoruz. Güvenli sürüşü öğreniyoruz. Dar yerlere park etmeyi, ani fren yapmayı falan öğreniyoruz. Aksaray'da 112 acil sağlık hizmetlerinde parademik acil tıp teknisyeni ve ambulans şoförü olarak görev yapan sağlık görevlilerine güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. 4 gün boyunca arkadaşlar ambulansla parkurlarda güvenli sürüş teknikleri uyguluyorlar. Mevcut sürücü arkadaşların bu parkurlarda deneyimlerini daha artırarak kış şartlarında ve yaz şartlarında daha güvenli bir ambulans sürmelerini sağlıyoruz. Ve bu ekip güvenliğinde de sonrasında oluşabilecek kazaları da en aza indirmek bizim hedefimiz burada. Trafiğe kapalı alanda oluşturulan parkurda 23 sağlık görevlisi eğitime katıldı. Güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimi kapsamında hem teknik hem de pratik eğitim alan ambulans sürücüleri parkurda adeta zamanla yarıştı. Bunlar Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu yönetmelik çerçevesinde ambulansta bulunan tüm arkadaşlar ambulans sürebilecek seviyeye geliyor ve böylelikle bir vakada en üst verimi almış oluyoruz vakaya çıktığı zaman ambulans ekibi. Parkurları belirtilen zaman ve kapsamda tamamlayan ambulans sürücüleri 4 günlük bilgilendirmenin ardından eğitimlerini başarıyla tamamladı. İngiliz kraliyet gelini Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü de takan Kate, Kur'an-ı Kerim dinledi. Kraliyet gelini Kate, başörtü taktı, Kur'an dinledi. Eşi Prens William'la Pakistan gezisine çıkan çiftin ziyaretleri devam ediyor. Güzelliği ve stiliyle Pakistan basınının da yakından takip ettiği Kate Middleton ve eşi Prens William, Pakistan'daki temasları kapsamında Lahore'daki bir camiyi ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur'an dinledi. Yere oturarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Kate'in ayağını örtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Hamsi ülkemizi tanıtıyor. Öyle ki balığı Karadeniz'de yemek isteyen Alman turistler Akçakoca'ya hamsi yemeye gitti. Hamsi'deki fiyat ve tat farkı sadece ülkemizdeki vatandaşları mutlu etmiyor. Yabancı ülkelerdeki insanların da dikkatini çekiyor. Öyle ki hamsinin metini duyan turistler hamsiyi yerinde yemek için Karadeniz'e gidiyor. O kafileden biri Alman turistler oldu. Bir turist torununa hamsiyi anlatırken yaşanan görüntüler ilginç sahneler yaşanmasına neden oldu. Sehr lecker hamsi, hamsi lecker essen, ganz toller hamsi. Hamsi sehr gut. Auch essen hamsi? Mitnehmen, den da essen ya. Okay, wir essen gerne hamsi. Hamsi'yi çok merak eden turistler Almanya'dan kalkıp Düzce'nin Akçakoca ilçesine kadar gitti. Ve merak ettikleri lezzet hamsi'yi doyasıya yemek için kilo kilo satın aldı. Haber.
İzmir'in Menderes ilçesinde balık tutmak için sandalla denize açılan bir ailenin ortasına iki köpek balığı takıldı. Heyecan dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ben göremiyorum. Olay Gümüldür mahallesinde meydana geldi. Sandalla balık tutmak için denize açılan bir aile küçük bir sürprizle karşılaştı. Balık tutan adamın oltasına 30 santim uzunluğunda köpek balığı takıldı. Sandaldakiler büyük heyecan yaşadı. Ay Evrim bu ne ya? O anda cep telefonuyla çekim yapan bir kadın yaşananları an be an kayıt altına aldı. Oltaya takılan köpek balığı daha sonra balıkçılar tarafından denize bırakıldı. Öte yandan iki gün önce İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez mahallesinde de Bozcam Göztürk'üne ait yaklaşık 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı ölü halde kıyıya vurmuş, balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşamıştı. Şimdi sizleri götüreceğimiz konak ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Ali Bey Konağı tam bir asırlık. Bu konak içinde sergilenen antika eşyalarla insanları eski zamanlara götürüyor. Görüntüler Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Ali Bey Konağı'ndan. 1889 yılında yapılan Osmanlı dönemi ahşap sivil mimari örneklerinden biri olan Ali Bey Konağı, 2014 yılından bu yana kültür evi olarak hizmet veriyor. 1943 depreminde dahi yıkılmayan konağın varisi Fahri Işık Yeten, Ladik Konak yaşam kültürünün geleceğe aktarılması amacıyla 2009 yılında burayı kültür evi olarak bağışladı. Samsun İl Özel İdaresi tarafından 2012 yılında restorasyonu yapılan konağın tahsisi Ladik Kaymakamlığı'na verildikten sonra 2014 yılında kültür evi olarak hizmete açıldı. Çatısı Osmanlı tipi kiremitle örülen konağın içerisinde giyotin modeli şeklinde 26 adet penceresi var. Bina içinde Türklere özgü kıyafetler, eşyalar ve yemekler sergileniyor. Binanın tasarımı yukarıdan aşağı doğru çiftli kapılar kapatılarak ikiye bölünmekte olup iki ailenin yaşayabileceği konsept şeklinde yapıldı. Çorlu'da meslek lisesi öğrencilerine 0 kilometre araç hediye edildi. Valinin ricası üzerine bağışlanan araç uygulamalı meslek derslerinde kullanılacak. Çorlu'da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı derslerde kullanmak üzere 0 kilometre araç hediye edildi. Okulda düzenlenen teslim törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da katıldı. Eğitimde sınır yok. Teknolojinin sonu yok. Öyleyse biz bugünün teknolojisini yakalayabilmemiz için bugünün kullanılan alet ve edevatlarını kullanmamız gerekiyor. Yarının teknolojisini icat edebilmek için de bugün kullanılan teknolojiyi çok iyi bilip yarına taşıyabilmek gerekiyor. Vali Yıldırım böylece öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanına kavuştuklarını anlattı. Gençlerimiz daha modern araçları söküp takıp onların içerisinde kullanılan teknolojiyi de yakından görmek, bundan dair eğitime sahip olma imkanına sahip. Bu çok önemli bir şey ve bunun için ayrıca teşekkür ederim. Orada bir derslerde kullanmak üzere araç gereç vermiştim. Bir tane de burada. O gün söylemiştim. Madem böyle bizim bir söylememizle o iş yapılabiliyorsa ben bir tane daha istedim. Törende konuşan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da okula desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Volkan staj yapmak isteyen öğrencilere kapılarının açık olduğunu belirterek sonrasında da Çorlu'daki iş yerlerinde istihdam etmek istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek 0 kilometre araç öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere okula bağışlandı. Tokat'ın yöresel lezzetleri deyince akla hiç kuşkusuz ilk olarak asma yaprağı geliyor. Pek çok şekilde görmeye alışık olduğumuz yaprak bu kez karşımıza tatlıyla birlikte çıktı. Bu lezzet Tokat'ta ezber bozuyor. Asma yaprağı bu defa sarma olarak değil tatlı olarak sunuluyor. Bu tatlısını ilk kez yedik. Demek ki bu bizde hatıralarımızda unutulmayacak bir iz bırakacak.
Bu yüzden diyorum Tokat'a gelen herkes bu tatlıyı tatsın. Asma bağ yaprağı Tokat'ın tescilli ürünleri arasında yer alıyor. 39 yaşındaki aşçı Gürcan Tunçer de sarma yapılan asma bağ yaprağından neden tatlı olmasın diye düşündü. Ve bu fikirle farklı bir lezzet ortaya çıkardı. İsmi Tokat'la özleşmiş olan bağ yaprağının Tokat'ta birçok çeşidi yapılmakta. Dolması, etli dolması, zeytinyağlısı, bat çeşitleri gibi. Biz de farklılık olsun diye tatlısını denedik. Misafirlerimize sunduk. Gayet beğenildi. Peki asma yaprağından tatlı nasıl yapılıyor? Tokat'ın salamura yaprağını alıp ılık suda birkaç defa suyunu değiştirerek tuzunu çıkartıp daha sonra cevizli iç harcını hazırlayarak bal, yumurta beyazı ve cevizle yaptığımız dolma içini hazırlayarak yaprağımızın içine dolduruyoruz. Ve daha sonra 180 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Süslemesi olarak üzerine dekor olarak yine yaprağın üzerine toz şeker serpilerek fırınlıyoruz. O da aynı şekilde 10 dakika içinde cips kıvamına geliyor. Bu farklı lezzeti tadanlar da sonuçtan memnun. Lezzet muhteşem. Dolmalı tatlı muhteşem. İkisi bir arada süper olmuş. Yapanın eline emeğine sağlık. Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat başladı. Sadece yükseklik korkusu olmayan erkeklerin çalışabildiği hasatta günlük 350 lira veriliyor. Kış aylarında sevilerek tüketilen kestanenin hasadına başlandı. Yüksekliği 10 ila 50 metre arasında değişen ağaçlarda kestane çırpmak oldukça zor ve meşakkatli. Kabiliyeti varsa, biz onları seçiyoruz zaten, kabiliyeti varsa o ağaca çıkarıyoruz. Eğer kabiliyeti yoksa ağacı çıkarmıyoruz. Sadece yükseklik korkusu olmayan ve denge sorunu yaşamayan erkeklerin çalışabildiği kestane hasadında ağaca tırmanabilenlere günlük 350 lira yevmiye veriliyor. Henüz makineleşmenin olmadığı kestane hasadında işçiler sırık kullanıyor. Herkes tırmanabilir mi bu işi? Herkes tırmanamaz. Bu temelden ağaç içinde yaşayan kendi çapımızdaki çocuklar da eğitebildiysek ancak bunlar yapabiliyor. Kestane üreticileri bu sene rekolteden memnun. İnşallah hayırlısıyla şu anda kazasız ve hatasız inşallah bitirmeye sağ salim temenni ediyoruz. Konya'da şeker pancarının hasadıyla çiftçilerin tarlalardaki zorlu mesaisi başladı. Hasadın verimli olması da çiftçinin yüzünü güldürüyor. Şeker fabrikaları pancar alım ve işleme kampanyasına start verdi. Tarlalarda zorlu söküm mesaisi başladı. Hummalı hasadın adresi Türkiye'de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya. Tarlada şeker pancarında elle söküm yapan çiftçilere de rastlanırken büyük söküm makineleriyle pancarlar topraktan sökülerek yapraklardan ayrılıyor. Sökülen pancarların geçen yıllara oranla daha verimli olmasıysa bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Hasatımız aynı. Güzel, bu sene de iyi hasatlarımız, bereketli. Bol bereketli bir yıl diliyoruz. Tarlalardan dönümden 20 ton hasat bekliyoruz. Tabii hepsinden 20 ton çıkmıyor ama beklentimiz o yönde. Çiftçilerimiz onun için çabalıyor bir yaz boyunca. Bu üretimlerle birlikte ülke genelinde toplam şeker pancarı üretiminin yaklaşık %29'u karşılanacak. Sonbahar huzursuzluğu yaşayanları yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Zira derdinizin çaresi terapi çayı. İşte tarifi. Yazın bitmesiyle birlikte güneşli günler yerini bulutlu ve yağmurlu günlere bırakmaya başladı. Tabii bu kasvetli havalar bazı kişilerde huzursuzluk oluşturuyor. Yaşanılan o sonbahar huzursuzluğunun çaresi terapi çayı. Bu çay hem rahatlatıyor, hem vücudu temizliyor, hem de metabolizmayı güçlendiriyor.
Bu bölgelerde üretilen terapi çiçeği ülkemizde de çokça satılmakta. Vücudu rahatlatıcı olarak kullanılan antiseptik ve antioksidan özellikleriyle beraber sindirim sistemini kuvvetlendiren ve bağışıklık sistemine de bununla katkı sağlayan bir çay olmasıdır. Üstelik evde de hazırlamak mümkün. Kaynar su içerisinde bırakmış olduğumuz terapi çiçeği birkaç dakika içerisinde yapraklarını yeni açan çiçek şeklinde açmasıyla beraber sizlere çok güzel bir özelliğini ortaya koymakta. İçtiğiniz takdirde de sakinlik ve dinginlikle beraber sindirim sisteminden de antioksidan ve antiseptik özellikleriyle birlikte vücudunuzdaki gereksiz maddelerin dışarıya atılmasını sağlamaktadır. Sonbaharın gelişiyle birlikte artan huzursuzluk durumu ve buna bağlı olarak gelişen metabolizma zayıflığına karşı terapi çayı oluşturduğu doğal etkisiyle vücutta dinginlik sağlıyor. Eğer siz de mevsim geçişlerinden çabuk etkileniyorsanız bu çayı tüketmenizde fayda var. Pepe Çura adı ve tadıyla oldukça dikkat çeken yöresel bir lezzet. Ham maddesi tamamen üzüm olan bu tatlı için Rize'de kazanlar kaynamaya başladı. Şimdi de onun tarifine bakalım. Kokulu üzümler toplandı, kazanlardaki yerini aldı. Rize'de Laz muhallebisi olarak bilinen Pepe Çura sezonu başladı. Bölgeye has usullerle pişirilen tatlı tamamen üzümün özünden oluşuyor. Ne çekirdeğinden ne de çöplerinden arındırılıyor. Hem pratik hem de lezzetli olan muhallebinin yapılışını Sinem Telci aşama aşama anlattı. Siyah kokulu üzüm pekmezi şırasını yani şıra dediğimiz üzümü sıkıyoruz. Sıktıktan sonra elde ettiğimiz şıramızla bir tencereye koyuyoruz. Güzelce kaynatıyoruz. Şerbet olarak da tüketilebilen şifa deposu içecek. Tabak tabak yemek isteyenler içinse nişastayla bağlanıyor. Yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktası mısırunu ve buğday unu ilave ettiğimiz için herhangi bir topaklanmaya karşılık önce ayrı bir kapta mısır ununu ve buğday ununu karıştırıp çırpabiliriz ki birden tencerenin içine atacağımız buğday unu ve mısır unu topaklanması olmasın diye. Bir de sürekli karıştırmamız gerekiyor. Muhallebi kıvamını alıncaya kadar tenceremizde karıştırıyoruz. Pepe Çura'nın tadına bakanlar bu lezzetten kolay kolay vazgeçemiyor. Turistlerimiz zaten biliyorlar, çok beğeniyorlar. Yabancı turistlere de sunulduğumuz zaman kokulu üzümün aromasından kaynaklı ağızda bıraktığı hoş lezzetten dolayı bize olan geri dönükler çok güzel. Bölgede bu aylar büyük bir özlemle bekleniyor. Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde oldukça fazla tüketilen geleneksel lezzet aynı zamanda önemli bir doğal koruyucu oluyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde bir ilk yaşandı. Sadece kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşünü tamamladı. NASA'da tarihinde ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir astronot ekibi uzay yürüyüşünü tamamlayarak bir ilke imza attı. Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında bozulan bir güç panelini değiştirmek için bu uzay yürüyüşünü yaptı. Astronot Meir yaptıkları yürüyüşe dair, bu aynı anda dışarıda iki kadın olan ilk yürüyüş. Bu benim ilk uzay yürüyüşüm ve inanılmaz bir his ifadelerini kullandı. Görevlerini başarıyla tamamlayan astronotları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da tebrik etti. Trump mesajında şu ifadeleri kullandı. Jessica ve Christina, ikinizin yaptığı inanılmaz bir şey. Çok cesur insanlarsınız. Bu gerçekten tarihi bir an. Başlangıçta 5,5 saat sürmesi planlanan yürüyüş, astronotların ek görevlerini tamamlaması için 7 saat 17 dakika sürdü. NASA bu tarihi anları canlı olarak yayınladı. Böylelikle haber saatini noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Bizlere WhatsApp ihbar hattımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bunun için ihbar numaralarımız 0506 889 88 77 0505 577 33 33. Şimdi yayınımız Spor Turu ile devam edecek. Her daim güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşçakalın.
oku. Yaradan Rabbin için oku. Geçmişini bilmek için oku. Geleceğini görmek için oku. Bugünü anlamak için oku. Tabiatı öğrenmek için oku. İlim için oku. Bilim için oku. İyilik ve hoşgörü için oku. Oku, şehrin, vatanın, milletin için oku. Konya Kitap Günlerinde buluşuyor. Daha çok okumak için. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Sivas Spor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivas Spor'u mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim alınan 3 puanın yanında takımın oynama isteğinin de kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bugün diğer maçlardan ayırabiliriz. Çünkü bir defa Cuma günü hakikaten keyifli bir maç oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. Oynama isteğinde olunca her takım ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bugün oyunun gerek ritmi gerek temposu hakikaten zaman zaman çok yükseğe çıktı. 11-11 iken her şeyi doğru yaptık. Yani bir maçın başlangıcı 5-10 dakikasını saymazsak ilk yarının sonuna kadar topa sahip olan, çabuk oynayan, dikine oynayan, gerektiği zaman da tabii ki set için top çeviren ve pozisyonlar yaratan bir takımdık. Özellikle kenarları etkili kullandığımızı düşünüyorum. Sonuçlandırma daha iyi olabilirdi. İlk yarıda şöyle baktığımızda bütün istatistiklerde öndeyiz. 10 saniyenin altında hemen topu kazanmışız. Ani şok baskıyla bu beni çok sevindirdi. Son zamanlarda pek yaptığımız iş değildi. Ama 3 puan almak, 3 puan alırken de oynama isteği beni memnun etti. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, alınan mağlubiyete rağmen takımın ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi. Şimdi gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu. Yani maçın içinde her şey vardı. Yani çok güzel pozisyonlar da vardı, kırmızı kartlar vardı, kaçan goller vardı, penaltı vardı. Her şey yaşandı. Ben takımdan çok memnunum.
Gerçekten maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da yine aynı şekilde mücadelemizi ve sadece golü düşündük. Benim kendi oyun şeklim hem deplasman olsun hem içeride olsun hep galibiyeti düşünen, golü arayan bir takım yaptım ben. Her zaman nerede çalışırsam çalışayım. Bugün de bunu gösterdik. Belki biraz daha dikkatli olabilseydik, belki 11 kişi kalıp hamlelerimizi bu 11 kişiyle yapsaydık ikinci yarı. İşte Kone'yi zaten alacaktık. Erdoğan da öyle. İkisi de sonradan girdi. İkisi de golleri attılar. Ama dediğimiz gibi o 10 kişi Galatasaray gibi bir takıma 45 dakika oynamak da kolay bir şey değil. Ama onu da çok iyi başardık. Çok iyi net pozisyonlar yakaladık ama maalesef son paslarımızı iyi şekilde değerlendiremedik. Ama baktığınız zaman gerçekten oyundan kopmayan, disiplinini hiç bırakmayan bir Sivasspor vardı. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli olan zaten bundan sonraki maçlara aynı şekilde devam etmemiz. Belki biraz önce söylediğimiz gibi yani hakemin bize göre... Kayserispor pazar günü saat 14'te sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aybaba Kasımpaşa maçını kazanmak istediklerini söyledi. Ligin en altındayız. Bazı şanssız maçlar kaybetmişiz. Oyuncuların tabii başarısızlıkla birbirlerinden kopmaları gayet doğal. Birlikte hareket etme özelliklerini de kaybetmişler. Hem o anlamda çalışıyoruz, hem yönetimsel aralarındaki yönetimle olan bağlarının güçlenmesiyle ilgili çalışıyoruz. Hem de saha içindeki performanslarını arttırmak için çalışıyoruz. İyi gidiyor. Tabii zor bir durum. Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Aldığı sonuçlara aldanmayın. Biz kadrodan irdeliyoruz. Gayet de yetenekli, iyi oyuncuları var. Onun için biz işi daha çok ciddiye alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz oyuncular kendi sahasında farklı kaybeden bir takıma karşı hemen çok rahat bir şeye giriyorlar. Girmesinler istiyoruz. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz. Bir de duran toplarla ilgili sıkıntılarımız var. Onları çalışacağız. İnşallah bu maça hazır olup taraftarımızın da desteğiyle artık eleştirme zamanı değil bence. Birlikte hareket etme zamanı. Eğer bu takım Süper Lig'de kalsın isteniyorsa. Konyaspor Süper Lig'in 8. haftasında pazartesi günü oynayacağı yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankara Gücü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Anadolu'yu keşfetmenin en uygun yolu Anadolu Jet sunar.
Anadolu'yu keşfetmenin en uygun yolu Anadolu Jet sundu. Düzce-Zonguldak yolunun 61 ve 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Susurlu Kavşağı-Karacabey Kavşağı arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır-Hadim yolunun 26 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.